Hastalar nasıl abdest alır? Sual. Yatalak bir hasta nasıl abdest alır, nasıl namaz kılar? Cevap. Abdest alması veya aldırtılması mümkün değilse teyemmüm eder, namazlarını imayla kılar. Sual. Abdest almama bir başkası yardım edebilir mi? Cevap. Edebilir. Hastanın çocuğu ve ücretle tuttuğu kimse abdest için yardıma mecburdur. Hasta başkalarından da yardım ister fakat başkaları yardıma mecbur değildir. Sual. Hasta olan karı kocanın birbirine abdest aldırması gerekir mi? Cevap. Karı koca birbirine abdest aldırması gerekmez. Aldırırsa iyi olur. Sual. Elinde çatlak, yara veya egzama olan nasıl abdest alır ve gusleder? Cevap. Elindeki çatlak, yara veya egzamayı ıslatmak zarar verirse, eline eldiven takıp, eldivenle abdest alabilirse, böyle abdest alması gerekir. Eldiven bulamazsa, ellerine su alamaz ve yüzünü, başını, ayaklarını suya sokamazsa teyemmüm eder. Yaralı kısımları ıslatmadan gusledemezse, yine teyemmüm eder. Sual. İki eli çolak veya felçli olup, kullanamayan nasıl taharet edip abdest alır? Cevap. Elleri çolak olan taharetlenmez. Kollarını toprağa, yüzünü duvara sürüp teyemmüm eder. Sual. Abdest uzuvlarının bir kısmı yaralı olan nasıl abdest alır? Cevap. Abdest uzuvlarından hepsinin yarıdan çoğu veya dört abdest uzvundan ikisi sağlamsa abdest alıp yaralı yerleri mesh eder. Mesh zarar verirse sargı üzerine mesh eder. Abdest uzuvlarının yarıdan çoğu yaralıysa teyemmüm eder. Teyemmüm edenin bazı yerleri yıkaması caiz değildir. Sual. Bir yardımcısız hasta nasıl abdest alır ve gusleder? Cevap. Abdest alamayan bir hasta bir yardımcı bulamazsa teyemmüm edip namaz kılar. Sual. Sağ ayağım burkulduğu için alçıya aldılar. Herhangi bir kanama veya yara yok. Buna rağmen her vakit namazda abdest tazelemem lazım mı? Yoksa bir abdestle 2-3 vakit namazı kılabilir miyim? Cevap. Evet, abdest bozulmadan 5 vakitte kılabilirsiniz. Bozulunca abdest alırken alçının üstü mesh edilir. Sual. Parmaktaki yaranın çabuk iyi olması için su değmemesi gerekiyor. Guslü ve abdesti nasıl almak gerekir? Cevap, parmak bantlanıp üzeri mesh edilir. Sual, Japon yapıştırıcı, oje, dişlerdeki tartar, sedef hastalığının kabuğu ve çapak, abdeste ve gusle mani olur mu? Cevap, bunlardan oje mani olur. Çıkarıp altını yıkamak gerekir. Dişlerdeki tartar kendiliğinden hasıl olup, kolayca çıkarılabilecek bir ilaç da olmadığı için abdeste ve gusle mani olmaz. Sedef hastalığının kabuğu ve çapak da kendiliğinden hasıl olmaktaysa da tahriş etmeden bunlar çıkarılabildiği kadar çıkarılır. Kalan kısımları abdeste ve gusle mani olmaz. Japon yapıştırıcı ve yağlı boya gibi maddelerse kolayca çıkarılamaz. Çıkarmak için deriyi kazımak da gerekmez. Deriyi tahriş etmeden çıkarılabildiği kadar çıkarılır, kalan kısmı abdeste ve gusle mani olmaz. Sual. Ayağı topuk kemiğinden kesik, kesilen yeri abdeste yıkaması gerekir mi? Cevap. Evet. Sual. Sargılı ayağı mes etmek mi lazım? Cevap. Evet, sargıların üstü mes edilir. Sual. Ayağım topuk kemiğinden kesik olduğu için protez kullanıyorum. Protezi giyip çıkarmam zordur. Bu özür olur mu? Cevap, evet. Protezin üstünden mesh etmek caizdir. Sual. Bir yakınım otururken, kalkarken çok sık gaz kaçırıyormuş. Rükuda ve secdede gaz kaçırdığı için sürekli abdest alıyormuş. Ne yapması lazım? Cevap. Eğer Maliki mezhebini taklit ederse o zaman böyle özürle yer kaçırması abdesti bozmaz. Sabah aldığı abdeste yatsıyı kılabilir. Tabii abdesti bozan başka şey olmamışsa. Sual.
spiral taktırıldığında birkaç gün kanama olabiliyormuş. Bu durumda diş dolgusu sebebiyle Maliki mezhebini taklit eden bir kişi, bu süre zarfında namazlarını kılabilir mi? Cevap: elbette namaz kılacak. Spiral adet düzenini de bozabilir. Her namaz vakti abdest alarak kılabilir. Maliki'yi taklit ederse her namaz vakti abdest almaya lüzum yok. Abdesti bozan başka bir şey olmadıkça spiralden meydana gelen kanama abdesti bozmaz. Sual: İdrar yollarımı üşüttüğüm için devamlı tuvalete gitme ihtiyacı duyuyorum. Namaz kılarken beni rahatsız ediyor. Bu durumda kılmam mekruh olur mu? Kaza namazlarına iyileşinceye kadar ara vermem daha mı iyi olur? Cevap: mekruh olmaz. Maliki'yi taklit ederseniz kendiliğinden akıntı olursa abdestiniz bozulmaz. Kaza kılmayı geciktirmeyin. Maliki'yi taklit edip o halinizle kılın. Sual: bir yerimiz kanıyor, kan az da olsa akıyor. Namaz vakti de çıkacaksa veya daha vakit varsa ne yapmalıyız? Cevap: yaranın üstüne yara bandı sarmalı. Abdest alıp Maliki'ye uyarak namaz kılmalıdır. Bandın üstünü meshetmek yeterlidir. Bu abdestle abdesti bozan başka bir şey olmadığı müddetçe sayısız vakit namaz kırılabilir. Yaradan kan akıyor diye tekrar abdest almak gerekmez. Sual: dişini çektiren kimsenin kanaması devam ediyorsa vaktin sonunu mu bekler yoksa hemen kılabilir mi? Cevap: vaktin sonunu beklemesine lüzum yoktur, hemen kılabilir. Çünkü ağızdan kan çıkmadığı müddetçe abdest bozulmuş olmaz. Ağzı tuzla gargara yaptıktan sonra pamuk konur. Sonra abdest alıp namaz kılınır. Şayet namaz kılarken ağızdan dışarı kan çıkarsa abdest bozulur. Abdestin bu sebeple bozulmaması için abdest alırken Maliki taklit edilir. O zaman dişten gelen kan ağızdan dışarı çıksa da abdest bozulmuş olmaz. Sual: başım ve yüzüm tamamen yara beredir. Vücudumu yıkarken yüzüme de su sıçrayabiliyor. Doktor su değmemesini söyledi. Bu durumda nasıl abdest alırım ve nasıl guslederim? Cevap: baştan boynunuza kadar olan kısma renksiz bir poşet geçirirsiniz. Vücudunuzun diğer yerlerini yıkarsınız. Islak elle baş ve yüzünüzü poşetin üstünden meshedersiniz. Eğer poşetin üstünden başınızdan aşağı su dökerseniz mesh yerine geçer. Ayrıca meshetmenizin de mahsuru olmaz. Sual: Maliki'yi taklit eden bir kimsenin çıbanı, basuru veya başka bir akıntısı olsa, ara sıra idrar kaçırsa, sabahleyin aldığı abdestle abdesti bozan başka bir şey olmazsa, yatsıyı da o abdestle kılabilir mi? Cevap: evet, kılabilir. Her vakitte abdest alması gerekmez.